haftaki dersimiz estetik diyoruz. Estetik, önce estetik ne? Estetik milletlerin inançlarına göre, kültürel yapılarına göre zaman içinde oluşan, gelişen ve insanların bilincinde oluşan güzellik anlayışı, güzellik ölçüsüne estetik diyor. Bu zamanla biz değişebiliyor. Stil veya akım, stil belli bir dönemi kapsayan güzellik anlayışı. Barok stil diyoruz, roman stil diyoruz, ampir üslup diyoruz. İşte arkaik, antik çağ tarzı diyoruz. Tarz, üslup, stil bunlar ayrı. Belli bir dönemi kapsıyor. Barok stil, rokoko stil. Mesela Nusretiye Paşa Camisi rokoko stilinde. Ama Dolmabahçe Sarayı barok stilinde. Yani bu bir stil. Ama akım farklı bir düşünceyle, farklı bir inançla, farklı bir teknikle ortaya çıkan grup hareketlerine akım diyor. Mesela empresyonizm, klasisizm, romantizm, hepsinde bir izm var. Ekspresyonizm, abstrakt ekspresyonizm, postmodernizm, modernizm. Bunun gibi bunlara da akım deniliyor. Akım demek ki bir grup hareketi ama estetik bir grup hareketi oluyor. Stil başka, akım başka. Estetik kurallar ne demek oluyor şimdi? Bir güzelliği değerlendirmek. Mesela bir sanat eserini değerlendirebilmek için. Bir tabloyu anlayabilmek için, bir güzelliği anlayabilmek, çözebilmek, anlayabilmek, tadabilmek için gerekli olan kurallar. Yani kural, zaten kurallar demiştik. Formüller. Formüllerin tümü, yani güzelliğin sırlarını anlatan ölçüler, ölçülere estetik kurallar diyor. Güzellik ölçüsü. Yani güzelliği de anlamanın, bilmenin, çözmenin ölçüsüne estetik kurallar diyor. Peki hocam bunlar değişken midir? Kural mı? Ha, kuralları zaten sanatçılar koyuyor aslında. Estetik kuralları estetik zamanla kabul ettiriliyor. Efendim? Estetik değişken dediniz ya, o zaman kurallar da mı değişken oluyor? Kurallar değişiyor. Zaman, ne zaman? Bir zamanlar eski Yunan'da, antik çağda mutlak bir güzellik anlayışı var. Ama şimdi o güzellik anlayışına kimse değer vermiyor. Mesela Rönesans'ta bir şeyi gördüğün gibi tabiata iyi bak, gözünde onu yut, ondan sonra bir zekayla bir düzen içinde insanlara sun. Rönesans anlayışı bu. Bu neyi getiriyor? Naturalizmi, yani tabiatı kopyacılığı getiriyor. Şimdiki mesela İslam anlayışına göre bu ters. Öyle tabiatı kopya etmek yok. Eşya eşya olduğu gibi durduğu müddetçe, sınırlarını koruduğu müddetçe o eşya da eşyadır. Yani sen ona yeni bir şey ekledin yok. Onu kopyalamak diye bir şey yok. İslam'da bir şeyi, bir nesneyi olduğu gibi görmek, onu aynısını aktarmak, kopya et, tabiatı kopya etmek, onunla yarışa girmek mantıksız. Ha, o zaman başka bir yol bulman lazım. Yeni bir estetik geliştirmen lazım. Yani bir portakalı sen hiçbir kimyasal boyayla onun turuncun rengini veremezsin, suyunu veremezsin, kokunu, vitaminini bilmem neyi veremezsin. Bu mümkün değil. Ve boşuna bir emek, boşuna bir gayret olur. İşte başka soru sormak isteyen varsa arada sorsun. Yani şimdi estetik kurallardan bahsedeceğiz. Önce şu kainatı, gördüğümüz kainatı oluşturan mesela bize cisimler alemini görünür, bizim gözümüze görünür kılan şeyin ne olduğunu şey yapalım, tespit edelim. Bize bütün kainatı cisim olarak göstermek isteyen şey bir tane nokta, zerre. Kainatın zerresi bir nokta. Bütün cisim alemini cisim olarak gösteren şey bir nokta. Bu nasıl oluyor? Nokta değişik değerlerde olur. İnce olur, daha ince olur, daha kalın olur. Kainatın büyüklüğüne göre güneş bile bir noktadır. Jüpiter de bir nokta sayılır. Her nokta kendine göre bir çizgi çizer. Kalınlığına göre çizgi çizer. Bu hareket ettiği zaman bu kadar kalınlıkta bir çizgi çizer.
Güneş de hareket ettiği zaman ona göre bir yörünge çizer, kendine göre bir çizgi çizer. Her nokta kendi büyüklüğüne göre bir çizgi çizer. Nokta, hareket eden nokta çizgiyi oluşturur. Hareket eden noktanın meydana bıraktığı, getirdiği ize, yola biz çizgi diyor. Hareket eden noktanın bıraktığı ize çizgi diyor. Bu çizgi bir düz olarak bir de eğri olarak gözükür bize. İki çeşit çizgi var. Eğri çizgi, düz çizgi. Eğri çizgi, düz çizgi eğik olarak da gözükür böyle ama düzdür. Yani buna kırık çizgi diyorlar şeyde ama kırık çizgi de olsa düz çizgiye girer. Eğri çizgi var, kırık çizgi var. İki çeşit çizgi var. Çizgilerin, hareket eden çizginin oluşturduğu şekle biz, sınırlayan çizginin oluşturduğu görüntüye biz şekil diyoruz. Yani biçim diyoruz. Bunun Fransızcası da form diyoruz. Yani çizgi sınırlıyor, insanı yapıyor, ağaç gösteriyor, biz bilmem ne gösteriyor. Bu ağacı kestiğin zaman sene, bir sene sonra o yoktur. Yok oluyor. Yani biz şekil olarak gördüğümüz her şey yok olmaya mahkumdur bir yerde. Tabiattaki her şey yok sayılır. Demek ki çizginin oluşturduğu şekle ya görüntüye şekil diyoruz. Şekiller psikolojik özelliklerine göre ve yapılarına göre ikiye ayrılıyor. Tabii formlar. Bunlara organik diyoruz. Hani organik şeyler var ya, organik olanlara, tabii olanlara organik deniyor. Tabii domates, organik domates filan gibi. Formlar, organik formlar. Diğeri de inorganik, yapay. Yani suni, parantez içinde inorganik. İnorganik formlar. Tabii formlar işte ağaç, insan, tabiatta rastladığımız formlar. İnsan da yuvarlak formlar ve oval formlardan yaratılmıştır. Mesela şu şuralar basık oval formlar, yuvarlak formlardan yaratılmış insan. İnsan yuvarlak formlardan yaratılmış olduğu için yuvarlak formlara da ayrıca bir meyli var, zaafı var. Bunların psikolojik formların psikolojik etkileri var demiştik. İnsanlar tabii formlara karşı daha meyilli ruhsal olarak. Formların insan psikolojisi üzerinde etkisi var. Suni formlar da insan yapısı üçgen, kare, dikdörtgen, beşgen, piramit, koni. Bunun altıgen, sekizgen. Sekizgen formlar. Formlar sadece bildiğimiz bunlar değil. Bunun dışında mesela 13 tane üçgenden meydana gelen virüsler var, mikroplar var. 19-20 tane üçgenden oluşuyor. Oktahedron oluyor ismi. Tetrahedron, dikdörtgen, düz yüzlü, üç boyutlu cisimler oluyor. Oktahedron dediğimiz üçgenlerden 20-21 tane üçgenden oluşuyor. Ama beşgenden oluşan beşgenden oluşan formlar var, altıgenden oluşan formlar var. Bunlar tabiatta
mikroorganizmalarda mevcut. Şimdi o altın kesim kurallarına geldiğimiz zaman bunlar hepsi ortaya çıkacak. Yani şurada anlatmak istediğim inorganik formlar, mesela binalar, köprüler, insanların yapısıyla meydana çıkan şeyler, masalar, şunlar, köşeli şeyler insanın sinirlerini bozuyor. Yani insan sağlığına zararlı binalar dikiliyor. Onun için tabiata uyum sağlamıyor. İnsanlar bu köşeli, çirkin binalar yüzünden, estetikten yoksun formlar yüzünden ruh sağlığı bozuluyor insanlar. Formlar. Ondan sonra ton değeri var. Ton. Yani bir estetik kurallar için bize lazım olan elemanları sayıyoruz başta. Noktayı saydık, çizgiyi saydık, formu saydık, ton. Ton açık koyu değerleri. Eşyaların açık koyu değerlerine ton diyor. Mesela ışık gölge resmi de bir ton resmidir aynı zamanda. Işık gölge değerleri olsun, açık koyu değerleri olsun, siyah beyaz değerleri olsun. Bunlar tona gelir. Ton ton 9 çeşit bir resim 9 çeşit ton içinde yapılabiliyor. Ton 3'e ayrılıyor. Açık, orta, koyu. Bir tabloyu beyaz zemin, açık zemin üzerinde açıkla yapabilirsiniz. Açık değerlerle. Hiç orta tonlara, şiddetli tonlara girmeden yapabilirsiniz. Açık içinde açık oluyor. Açık içinde orta değerde olur, açık içinde orta. Açık içinde koyu değerde olur, açık üzerine koyu. Orta içinde açık, orta içinde orta, orta içinde koyu, koyu içinde açık, koyu içinde orta, koyu içinde koyu değerlerde olur. 9 çeşit ton değerinde bir insan resim yapabilir. Ton almayan cisimler var. Mesela bardak, su, hava. Bunlar naylon, beyaz naylon. Şeffaf şeyler, kristaller. Hava bize görünmez görünür. Bizim için hava yok sayılıyor. Ama hava denen bir şey var. Hava bize göre boşluktur. Ama her ciğerlerimize kadar her boşluğu dolduruyor. Ağzını açın bir şey, içine hava dolar. Hava çok hızlı hareket eder, hemen dolar. Havasız 2-10 dakika yaşayamıyoruz. Demek ki hava var. Ama görünmüyor. Hava eğer görünür olsa, hava dediğimiz şey, kırmızı olsa ne olur? Mor olsa ne olur? Sana soruyorum, ne olur? Sana sordum. Hı? Çok iyi düşündüm. Her taraf kırmızı olsa. Hava kırmızı görünür olsa ne olur? Mor olsa ne olur? Çıldırırız ya, çıldırırız. Kırmızı olsa sinirden hepimiz kendimizi asarız. Mümkün değil ya. Düşünün, Allah bize boşluk hissi veriyor. Bakın, bunun nimetini, kıymetini bilelim. Eğer mor olsa, kırmızı olsa bir gün dayanamayız. İçimizde böyle, ne bileyim, nasıl hisler uyanır bilmiyorum. Biz de gözükmez onu. Hı? Biz de görmemiz. Görme meselesi de görünürsün de kırmızı görünürsün. Sinirleri insan karşındakinin sinirlerini bozarsın yani. Kırmızı renk insanı çıldırtır. Kudurtur. Azgınlaştırır. Yani saldırgan olur insan. Onun için renk seçimi çok önemli. Bir adam kırmızı giyiniyorsa biraz uzak durmak lazım. Mesafe koymak lazım. Sana saldırabilir yani. Renklerin psikolojisi var, formların psikolojisi var dedik yani. Karşı tarafı mı çıldırıyor? Renk seçimi çok önemli. Biri işte biraz da parayla ilgili tabii. İstediğin renkte gömlek alamayabilirsin. O başka da bir adam kırmızı giyiliyorsa veya kırmızı renkleri tercih ediyorsa renk seçimi hemen insanın psikolojisini, iç dünyasını, kendi karakterini ele veriyor. Siz de kırmızı çizgiler var. Var işte ben tehlikeli. Ya. Nasıl düşünebilir onu diyor. Şurdu idam sefasına götürmüşler.
Demişler ki son arzunu söyle. Demiş bari ipim kırmızı olsun demiş. Ya Kürt kırmızı rengi seviyor demek ki. Kırmızı, bak kırmızı şey olan şey ihtimali var, katil olma ihtimali var, saldırgan, aksilik, bak kırmızı zıttık, aksilik böyle şey psikolojisini canlandı. Mor mesela kasvet, mor rengi tercih eden insan melankolik olabiliyor, intihar etmeye meyilli oluyor. Yani ama asaleti de asillerin rengi, asiller de şey yapıyor. Ama mesela beyaz renk. Renge girdik şimdi hemen. Hocam arkadaşımız öyle sormuştu. Estetik değişken olabiliyor. Bu toplumların tercihi olabilir mi? Mesela kırmızı Kürtler seviyor. Başka bir toplumda Kürtler maviyi seviyor gibi. Estetik değişken olduğunu baştan söyledim. Zaten zamanla değişen ve gelişebilen dedim. Güzellik anlayışına estetik diyoruz dedim değil mi? Yani toplumların bilincinde bu o tercih ediliyor o dönemde. Belli bir dönemde o güzellik anlayışı o toplum için geçerli oluyor. Şimdi Anadolu insanı bu kadar güzel armoniler kurmuş, Anadolu insanı o kilimlerin, o renk armonilerini yapmış insanlar estetikten anlamaz hale gelmiş. Bunların da sebeplerini düşünmek lazım. Sen... Yani bildiğim kadarıyla Kant güzel, herkes için güzeldir diyor. Yani hiçbir asırda işte güzel değişmez. Benim için güzel olan... Sizin için de güzel. Olur mu öyle şey canım? Kant o zaman demiş ama bana sorsan. Ben fare yüzünden kanapelere, masanın üstüne çıkan insanlar gördüm. Fare yüzünden bayılanları gördüm. Fare şimdi her şeyin yaratılışında bir estetik var dedim geçen seferki dersimizde. Her şeyin yaratılışında bir güzellik var, bir güzellik anlayışı var, şeyi var. Çirkinin yaratılışında bile bir estetik anlayış var. Mesela akrebi yaratmış bize göre korkunç gözüküyor. Ama mesela o diş o domuza göre. O boynuz o gergedana göre. O hortum o file göre. Yani çirkinin yaratılışında çirkine göre, çirkine has bir espas var, uyum var. Espas demek uyum, ahenk demek. Neye göre? Yani bir cadıya sen takma şey burun, estetik bir burun yapsan çirkin olur işte. O zaman çirkin olur. Cadıya göre bir burun lazım yani cadının cadı olması için. Ya bir zebani ya sen güzel bir şey göz şey koysan olmaz ki yani. Zebani cehenneme göre yaratılmış. Huri de cennete göre yaratılmış. Sen şimdi zebaniyi cennete koysan ne olur? Cennettekiler hepsi bayılır ya düşer ya. Bir kuyruğunu sen zebani bir kuyruğunu sakınsa yeryüzünde bütün insanlar bayılır. Korkudan. Yani öyle ürkütücü. Yani zebanının bir tırnağı bile ürkütücü. Hurinin bir tek saçı gözükse yeryüzünde böyle bir tane de herkes yine güzellikten bayılmış olur. Yani ikisi arasında bu kadar fark var. Biraz önce fare örneği verdiniz ya. Mesela onun fare işi çok önemli. Ya bu fare işi çok önemli. Şimdi besliyor bak farenin bize göre fare ürkütücü veya çirkin veya iğrenç değil mi? Ama bir şimdi Amerikalı besliyor. Bir kediye soralım hele farenin güzelliğini. Adamın biri, sosyetenin biri bir kediyi Robert Kolej'e göndermiş. Onu eğitmiş. Öyle bir ders, öyle yetiştirmiş ki kedisini arkadaşına hava atıyor. Benim şöyle kedim var, benim öyle kedim var. O da yapma ya demiş. Kıskanıyor şimdi. O bir sosyete kıskançlığı işte. O da kıskanıyor ya. Demek bu adamın bu kadar maharetli kedisi var. O bir arkadaşı diyor ki gelecek hafta ben kedimi tanıtmak için parti vereceğim, sen de buyur. Gel demiş. Tamam demiş, geleceğim. Ama bu bir hinduk düşünmüş tabii, hani kıskanıyor ya. Sosyete kıskançlığı dedik. Şimdi gitmiş, masada olmayan yok. Koskocaman masa, baştan başa donatılmış. Her çeşit yemek var. Bolluk içinde kediye bir papyon takmış, önlük takmış, çatal kaşık elinde kedi yiyor. Bütün sosyete diyor, ya bu nasıl olur ya, bu nasıl olur ya. Ya bak işte Robert Kolej'de okuttum ben demiş bunu ya. Yakında Boğaziçi Üniversitesi'ne gönderelim demiş, doktora yaptıracağım. Kedi de kafasal demiş, yani seviniyor benim yani sahibim demiş, doktora yaptıracağım.
öbür arkadaşı da öbür masanın öbür köşesinde oturuyor. Kibrit kutusunun içinde bir fındık faresi getirmiş. İkide bir arada bir kediye gösteriyor böyle. Kedi kulaklarını dikiyor ya. Olmaz böyle şey ya diyor. Ya benim eğitimim var ya, han benim sahibim övünüyor ya, ben eğitim, kolej okumuşum ya, bu şimdi sırası mı ya? Derken parayı bırakıyor masanın üstünde çaktırmadan, diğer sosyete hepsi sohbet içiyorlar falan, yani şey içinde, bu parayı masanın üstünde, parada dolaşırken kedi çatalı kaşığı bıraktığı gibi o masadan öbür köşeye bir çakılıyor arkadaş. Masanın ne düzen bırakıyor masada. Ondan sonra diyor ki, al papyonunuz demiş. Ben demiş. Başlarım sizin Robert Bolaş'ınıza demiş. Sizin demiş, Boğaziçi Üniversitenizde başınıza yandısın demiş. Alın demiş, papyon da istemiyorum demiş. Beni rahat bırakın demiş. Almış parayı. Hopuyor, hatayım. Sevgilim benim, aşkım benim, yerim senin demiş. Oynamış. Sever. Bu sefer gerçekten yiyebilmiş. Oynamış. Şimdi gelin fareye, kediye soralım. Fare mi güzel? Sizin için hani güzellik anlayışı herkese göre değişiyor. Biraz fıtri midir hocam? O çünkü fıtratın gereği. Herkese göre değişiyor. Allah kimi meftun ettiyse, yani kim gönül kimi severse güzel odur. Anladınız mı şimdi? Bak demek ki şeye göre güzel değişiyor. Akrepler de birbirini sever, birbirine aşık olurlar. Bize göre korkunç gözüküyor. Her şeyin yaratılışında bir güzellik var. Allah mesela arslanı yeleli, horozu ibikli, erkeği sakallı kıllı yaratmış. Yani herkese göre bir şey değişiyor. Hayvanlar birbirlerine aşık olurlar, birbirlerine kur yaparlar, birbiri için süslenirler, kendini kabartırlar, renkleri var. Etkileyici renkleri var hayvanların bile. Onun için bu böcekleri, bu hayvanları çalışmak lazım. Yani bunları etüt etmek gerekiyor. Yabancılar bu böcekleri etüt ederek dozer yapıyorlar, traktör yapıyorlar, araba modelleri çıkarıyorlar. Biz de deney yapalım, biz de geliştirelim. Niye bizim yani gözümüz kör mü ya? Biz şu gözlerimizi sadece çukurlara düşmeyelim, direğe çarpmayalım, kafamızı, gözümüzü, burnumuzu kırmayalım diye. kendi yuvarlanmayalım, bir duvara çarpmayalım diye gözümüzü kullanıyoruz. Halbuki bu gözümüzü estetik olarak kullanmamız lazım. Günlük olarak gözümüzü hiç estetik kullanmıyoruz. Gözümüz bizim bakışlarımızda güzelliği süzebilecek ne bir güç var, ne de bir anlayış var. Boş anlamsız bakışlarımızda ne bir güzelliğin eseri var, ne değeri var, ne izi var, esamesi var. Yani korkarım ki bu estetik görmememiz, estetik yaşamamamızın sonucunda bizi şeyden yoksun, yani kör ve duygusuz olarak ölüm getirecek bize. Estetiksizlik. O kadar boş yaşıyoruz. Şimdi böyle deneyler yapsak biz de. Ne güzel olur. Temel'in piresini biliyorsunuz. Temel bir gün çok derin hoca olmak için karar vermiş. Ben demiş büyük bir ilim adamı olacağım demiş. Ama nereden başlasam demiş ya. Tam o sırada Dursun gelmiş. Ulan Dursun demiş. Nereden başlasam demiş, ben derin hoca olacağım, ilim adamı olacağım demiş. Madem derin hoca olacaksın, inceden başlaman lazım demiş. Tabii demiş, inceden başlayacaksın, nereden başlayacaksın demiş. Ha öyle mi demiş, o zaman demiş, ince ne olur, pireden başlayalım demiş. Pireyi almış koymuş masasına, bir de kağıt defter koymuş yanına, deney yapmaya başlamış. Pire demiş ki, hopla zıpla dur, hopla zıpla dur, pire de hoplamış zıplamış durmuş. Ha demiş. Sağlıklı bir pirenin demiş, kendisinin boyunun demiş 100-300 metre yukarıya zıpladığı, büyük bir yüksek zıplamacı, atlamacı olduğu tespit edilmiştir diye yazmış. Deney bir. İkinci deneyde pirenin bacaklarını kesmiş. Ulan pire demiş ki hopla zıpla, pirede hiçbir hareket yok. Ulan demiş, deney
Ya filan iş bu, iş bu, başlamış, iş bu, ya filan teneyler neticesinde bacakları kesilen pirenin kulakları işitmediği kanaatine varılmıştır. Ya işte temel bak ne deneyler yapıyor. Biz her şeyde geri kalıyoruz. İslam bizi geri bırakmıyor. Biz İslam'ı kabul ediyoruz. İslam ne kadar estetikten bahsetse, ne kadar güzellikten bahsetse, bizim Müslümanlar da inadına o kadar estetik yoksulu oluyor. Dedik ya İslam'da sanat yasaktır anlamına getirir. Ha, Müslümanlara sanatı yasaklıyorlar. Müslümanlara okumayı yasaklıyorlar. Müslümanlara şunu yasaklar, bunu yasaklar derken sanattan, estetikten, güzellikten anlamaz, kaba, hantal bir toplum oluşuyor. Zaten bizim ilkokuldan beri eğitim sistemimiz olumsuz başlıyor. Alfabede ne diyor? At, at, tut. Biz de atıp atıp tutuyoruz. Ki alfabenin sonunda ne diyor? Uyu, uyu, yat, uyu. Ulan bizim hep uyuyoruz. Hep habire uykudan bir türlü. Uyan, uyan demiyor bak. Uyu, uyu diyor bizi. Bak bu bir politika gereği. Uyu, uyu, yat, uyu diyor. Böylece insanlarımız uyuyor. Uyuma. Uyan, uyan. Uyu, uyu, yat, uyu diyor ya. Böyle şey olur mu ya? Böyle bir alfabe olur mu ya? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir alfabe yok. İkinci sınıfa geçiyor çocuk. Kitabın üstünde okuma kitabı yazıyor. Allah Allah. Kitabı okuma. Halbuki oku diyor Allah'ın ilk emri oku. Bizim kitabımızda ne yazıyor? Okuma kitabı. Ondan sonra kalkındırma. İşletme. Adam bakan olmuş, işletme bakanı. İşletmiyor, bakıyor. Kalkındırma bakanı, kalkındırmıyor. İşletme bakanı. Adam ormandan bir tane ağaç kesilmiyor, işletme müdürü. Ben Çamlıdere kazasının Tatla köyüne gittim. Bir gün cuma günü şeye gittim. Al dikkatimi çekti. Bir tane tepede bir tane çam var. Öyle bir toprağı var ki insan çamura basınca şey oluyor. Ya dedim bu memlekette niçin şey yetişmiyor? Balık tutmak istiyorum. Balık eskide derenin seviyesi ta yukarıda bir dere kurumuş. Şu kadarcık balıklar var. Allah Allah diyorum ya bu. Şimdi orada ihtiyarlar oturuyor. Diyorum ki ya bu memlekette ağaç bak o kayalıkta bir tane ağaç bitmiş. Burada ağaç yetişebildiği halde niye buralar kupkuru? Ya sorma evladım dedi, burası Romalılar zamanında hep deniz gibi orman. Biz Türkler Orta Asya'dan gelince burayı kuruttuk. E niye kuruttun? Ya dedi sebebini anlatayım sana. Ha orada tepede o çam var ya, şimdi kozalak döküyor diyor, gene ağaç yetişecek. Onu da hemen kesmek lazım. E niye? Bir zamanlar dedim burada deniz gibi dere, koskocaman nehir akıyormuş. Siz bu nehri niye kuruttunuz? Ya buraya diyor devlet bir işletme müdürü tayin etti diyor. Kendi her yeri diyor orman diye yazdı diyor. Kendi ısınacak ağacımızı kesemedi diyor. Yakaladı diyor bir tane bina yaptı diyor kendine bir şey diyor. Bizden kestiğimiz odunlar hepsini topladı diyor şey yaptı diyor dizdi diyor böyle. Bir gün diyor terapiye giderken diyor adamın dizdiği odunları diyor, ateşe verdik diyor. Herkes terafide olduğu için kimse söndüremedi diyor. Yangın çıktı diyor. Yandı diyor. Ondan sonra her tarafı bütün köylü el birliğiyle ne kadar ağaç vardıysa hepsini kestik. Şimdi Allah'a şükür diyor. Suyumuz da yok, ağacımız da yok. Eskiden her tarafta sular akardı. Koyunlarımızı diyor. Kurt kapardı. Buradan geçemezdik diyor. Ormandı. Böylece ağaçları hep kesmişler. Neden işletme müdürü? İşletme yani. Kalkındırma. Okuma kitabı. Her şeyde olumsuz bir şey var alfabemizde, bizim şeyimizde. Yani
İşlet demiyor. Hangi bakanlığı şey yaparsan bak. Eskine bizim talebelerin başında şey koymuşlar. Eğitmen. Yani eğitmeyin bunları cahil bırakın ya. Ondan sonra öğretme, muallim olan öğretmene dönüşmüş. Öğretmeyin, öğretmeyin. Öğrenmesinler bunlar cahil kalsınlar diye. Bunlar okunmasınlar, öğrenmesinler, kalkınmasınlar. Köleleştirin diye. Köle düzeni gelmiş memleketimize. Tutturdular bizim şeyler, profesörlerimiz. Et yemeyin, ot yiyin. Kolesterol yapar. Kırmızı et yemeyin. Efendim, yumurta yemeyin, kolesterol yapar. Et yemeyin. Ona 3000 sene bu Türk milleti et yemiş. Et yemiş. Kırmızı et yiyen insan savaşçı olur, saldırgan olur. Vahşileşir yani. Ha, bu Türkler et yedirmesek bunlar yumuşarlar. Ha, ormanlar kralı arslan her gün bir tane hayvanı yakalıyormuş, ceylanı bilmem geyiği yiyormuş. Ya hayvanlar demişler ki ya bu arslana bir söyleyelim ya. Bizi yemekten vazgeçsin. Nasip etsek de bir toplantı yapmışlar demişler ki arslana gidelim. Rica edelim bizi yemesin de ot yesin bak biz ot yiyoruz yaşıyoruz ya. Tarih boyunca et yiyenler ot yiyenleri yemiş. Bu tarihle sabit bir şey. Et oburlar, ot oburları hep yemiş. Ama bak Türkler ot yemesin, et yemesin, ot yesin diye habire bize ot yedirdiler, kendileri etleri yediler. Şimdi arsana gidiyorlar diyorlar ki ya bizi yeme ne olursun. Biz sana değişik meyveler getireceğiz, sebzeler getireceğiz. Bak demişler, bak biz yaşıyoruz, sen de yaşarsın yani biz yemesen olmaz. Ve demiş hadi oğlum sizin demişler, sizin demiş dediklerinizi dinleyelim demiş. Arslan başlamış ot yemeye, meyve yemeye, sebze yemeye. Arslan dişleri dökülmeye başlamış, pençeleri zayıflamış, pençelerini elini kaldıracak. Taka tık almamış arslanın. Fare çıkmış tepesinde geziniyor. Eyvah. Benim eski günlerime rastlayacaktım demiş de şimdi görürdüm seni. Arslanla dalga geçmeye başlamışlar. Arslanın dişleri dökülmüş, pençeleri zayıflamış, halden ishal olmuş tabii ot yiyince. Ne olur arslan, ot yer mi? İşte bu koskocaman imparatorluğu bak ot yedirdiler, bak ne hale getirdiler düşünün. Ya bunlar hepsi önemli bir şey. Benim çocukluğumda Adnan Menderes'in ölümünden 5 sene sonra, idam edilişinden 5 sene sonra, Adnan Menderes'in idam edildiği günü hatırlıyorum. Ben öyle 68 yaşındayım yani, eski adam. Adnan Menderes idam olduktan sonra 5 sene sonra bütün Amerikan gemileri Türk limanlarına tonlarca beyaz toz taşıdı. Süt tozu diye. Hayvancılıkla uğraşan bir milleti Amerika bize genetik olarak bozulalım diye, genetiğimiz bozulsun, bu milletin nesli bozulsun diye Amerika'dan süt tozu getirip bize süt tozu içirdiler. Bana rastlamadı ama benden sonraki kuşak var. İçtin değil mi? Hem de müfettiş koydular. Okullarda. Hem de müfettiş koydular. Askeriyede, yetimhanelerde, kimsesizler yurdunda, bütün okullarda mecburi olarak bu tozdan içirmek mecburiyeti var. Eğer bir öğretmen bunu içirmezse talebelere ceza yiyordu, sürgün oluyordu, bilmem ne oluyordu. Onun için hatta bazı öğretmenler kendi akrabalarına torpil olsun diye fabile süt tozunu kendisine ayırıyordu, akrabalarına dağıtıyordu. Velhasıl o süt tozunu tüketiyorlardı. Mecburi tüketim. Amerika bize yardım ediyormuş efendim. Niçin yardım ediyor Amerika bize acaba? Gerizekalı bir millet yetişsin diye. Bu milletin nesli bozulsun diye. Bu millet genetik olarak bozulsun diye bize köle olsun diye. Bu süt tozunun içinde ne kattı sen bilmiyorsun. Tahlil etmemişsin. Habire bize süt tozu içiriyorsun. 10 sene bu devam etti. 10 sene sonra bu tozun içine ne kattıysa milleti sağa sola böldüler. Millet birbirini yemeye başladı. Kardeş kardeşi yemeye başladı. Oğul babasını öldürmeye başladı. İçinde o
bir kudurtucu bir toz koydular herhalde, ilaç. Bizim o zamanlarda köpek çoğalıyordu İstanbul'da, her tarafta sokaklar köpekle doluyordu. O köpeklere bir ilaç veriyorlardı, köpekle 5-10 dakika sonra kuduruyorlardı. Böyle çıldırıyorlardı, birbirlerini boğmaya başlıyorlardı, birbirlerini öldürüyorlardı, en sonunda hepsi birbirini boğup ölüyordu. Yani senin öldürmene gerek yok. O tozu içiriyorlardı, ondan sonra köpekler kuduruyordu. Herhalde bizi de böyle bu tozdan, bu köpek tozundan bize bir şeyler koydular ki biz de birbirimizi yemeye başladık. Hala daha birbirimizi yiyoruz. Bir millet olarak bütünleşemiyoruz, bir araya gelemiyoruz. Yani yalnız süt tozu meselesi değil. Benim o dönemimde barış gönüllüsü diye, bak barış gönüllüsü diye her ortaokula, her liseye bir tane Amerikan hocası. Ya bu ne rezilliktir ya, ben anlamıyorum. Hepsi Amerikan casusu. Bizim milletimizi işlemek için her kasabaya bir casus koydular. Ortaokul, liselerde Amerikan öğretmenleri. Lisede de Amerikan öğretmeni var. Yok muydu? Her lisede vardı, her ortaokulda var. Rastlamadınız mı siz? Yani süt tozuna rastlamışsın, Amerikan casuslarına rastlamadın mı? Rastladılar. Birçok yer, mesela Trabzon'da bir arkadaşım var, onun İngilizce hocası. Amerikalıydı, Metiler işte. Bililer, Mililer, hepsi doldu. Bu nasıl yani bir eğitim sistemiydi anlamıyorum. Her tarafı Amerikan üsleri türedi. Yani, Trabzon'da, Karamürsel'de. Her yerde Amerikan üsleri türedi. Şu İncirlik'teki üsten nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Yani sömürgeci devletler bu şeyleri, her türlü şeylerini kullanıyorlar. Bizi köle, biz de köleli, onlar sömürmek isteyince biz de köleliğe adeta özeniyoruz yani. Köleliğe merak sarıyoruz. Köle olmak için can atıyor bizim millet. Daima memleketin içinde %60'ını ihanet içinde düşüneceksin. Yani yabancı kültür etkisinde satılmış olarak düşünmek gerekiyor. Hocam 1910 yılında çoğu Güneydoğu ve Güneydoğu olmak üzere 62 tane Amerikan koleji var hocam. Ha gördün mü? Robert Kolej Amerikan casusu yetiştiriyordu bizim zamanında. Bizim kedi de orada yetişmiş. Kedi de orada okumuş. Yalnız o meselesi değil, o mesele değil ki. Bu millet, bak hayvancılıkla uğraşıyor bu insanlar, süt kazanlarla süt var, süt içmek zor, Amerikan süt tozunu içmek zorunda. Böyle mantıksızlık olur mu? Bize Amerika tütün ekmeği yasakladı efendim. Neydi? Haşhaş ekmeği yasakladı. Pancar ekmeği yasakladı. Çay üretmeyi yasakladı. Şimdi bak 10 kilodan fazla çay veremiyorsun. Ertesi günde çay kartlaşıyor. Kartlaşınca da bu kartlaşmış çay diye almıyor. Denizlere döktüler bir ara çay. Denizin kenarına yığdılar. Bazıları denizin kenarından çalıp tekrar çay vermeye başladı. Ondan sonra mazot döktüler, yaktılar. Yani üretim yasak, şeker pancarı yasak, şeker üretimi yasak. Afyon yasak. Yani bunlar hep yaşadığımız şeyler. Bu şapka inkılabında bu memleketi yurt dışından 6 milyonluk Osmanlı milyonluk parasıyla Türkiye'ye şapka ithal edip bu milletin başı, millete tanesini 10 liraya satan Vanko, şimdi bak yani köşeyi döndü o şapkayla. Bunun sahibi Vitali Hakko, o zaman bu millet tereyağı yemesin diye Vita yağı icat etti. Margarin böyle sarı tereyağına benziyordu. Tenekelerle böyle. İnsan bakınca tereyağından ayırt edemiyordu. Hala var. Hala var. Ama Vita yağını bir moda ettiler. Nasıl propaganda, nasıl reklam yaptılarsa 10 senede o Vita yağıyla bu millet beslendi. Ondan sonra bu milletin elbette genetiği bozuk olur. Elbette estetiği bozuk olur. Bilmem nesi bozuk olur. Yani beyin olarak çökmüşüz, gitmişiz. Bir de türkü çıkardılar efendim. Zeytinyağlı yiyemem ama basmada fıstan giyemem ama. Senin gibi köylüye ben efendi diyemem ama. O zaman bu millet basma pamuklu şeyler giyiniyordu.
Anadolu insanı basma giyinmesin, naylon giyinsin. Vita yağı yesin, şey yemesin, sana Vita filan çıkarttılar. Bu millete, bu gençlik, bu kuşak hep Vita yağıyla büyüdü. Onun için bir türlü bu gerizekalılıktan kurtulmuyor yani. Az gelişmiş ülkenin gelişememiş evlatları olarak şimdi bir çare düşünmemiz lazım kendimize. Ya bir bal arısı kovanın eşek arılar istila ediyor. Bu nöbetçileri hepsini morfinliyorlar, bayıltıyorlar. Ana arıyı öldürüyorlar. Eşek arısının beyi oturuyor tahta. Bizimkilerin hepsi morfinlenmiş yerlerde. Bakıyorlar bizim beyimiz ne kadar yakışıklı gözüküyor, oturuyor falan diye. Bazıları da uyanıyor. Mesela uyanmaları gereken en başta sanatçıların uyanması lazım. Ki bu millete şey versin. Ya bu bizim beyimize benzemiyor, görmüyor musun? Sapsarı ya. Baksana demiş ya. Onlar da bala çullanmışlar. Oh, her tarafı bal, yiyorlar. Yavaş yavaş morfinin tesiri geçenler, ulan hakikaten bu bizim beyimize benzemiyor ya. Bir çullanmışlar, beyi öldürmüşler, ondan sonra bal içine bulanmış olanları da öldürmüşler. Kovan yeniden düzene girmiş yani şimdi. Bu kölelikten işte bu bal arasını örnek alarak eşek arasının istilasına uğramış bir memleketi nasıl kurtaracağımızı düşünmemiz lazım. Gelecek neslin çok uyanık olması lazım. Yani bizden geçti de işte gelecek nesli çok iyi bir tasarlanmış olması lazım. Emperyalistler kendi bir memleketi sömürmek istediklerinde önce sanat ve kültürlerini kullanıyorlar. Sanatın insanların aklını, yüreğini etkileme, tesir etme gücü vardır sanatın. Emperyalist ülkeler bu gücü çok iyi bildikleri için sanatı ve kültürü en başta kullanıyorlar. Önce kendi memleketi, yani içeriden fetholunduktan sonra kale fikir olarak teslim olduktan sonra, etki altında kaldıktan sonra, onlara hayran olduktan sonra ne olur? Gönülden teslim olan, manen teslim olan bedenin de teslim olur. Sen Türkiye'de yaşıyorsun, Yahşi Batı diye film çeviriyorsun kardeşim. Sen ne zaman kovboy oldun? Adamın tarihi yok, 200 senelik tarihi var. Kovboy üzerine tarih kuruyor. Sen Yahşi Batı diye film çeviriyorsun burada ya. Amerikan kovboyluğuna üzenmişsin, portaya geçirmişsin. Bu ne ya? Kültür emperyalizmi değil de ne? Nasıl oluyor bu? Değil mi yani? Bunun gibi özenti içinde, özenti budalalığı içinde sanat yapıyoruz diye adam böylesine bir film çeviriyor. Yahşi Batı'ymış efendim. Kim tarihe sövüyorsa, kim dinimize sövüyorsa adam kahraman ilan ediliyor, göklere çıkarılıyor. Gökler gibi değerleri de yerin dibine indiriyorlar. Öyle bir ortam var, öyle bir sanat ortamı var. Bizim millet de uyanmıyor. Uyanmıyor bir türlü. Morfinlenmiş. Eşek ayıbesi bey orada oturuyor, onu şey seyrediyor. Bir zamanlar bizim bir orgeneralımız var. Bir hafta gitti kurs, resim kursu aldı efendim. Oradan fotoğraftan bir şeyler büyüttüler buna. Ben ressamım dedi ya, Picasso da kim oluyor dedi benim yanımda. Herkes dedi benim resmimi alacak. Zavallı bir Enver Ören vardı, İhlas Holding'in başkanı. Adama böyle vagonlarla boyalar hediye etti. Tablolarında 7 milyar, 8 milyar, 13 milyara satıyor. İstersen alma. Sen mesela zenginsin değil mi? Seni yeşil sermaye yazıyorum diyor. Bu tarafa ya benden tablo alırsın ya da yeşil sermayen gider. Canın isterse. Adamlar yağ çekmek için kuyruğa girdiler yani tablolarını almak için tablo yok. Billa parasını ödemek için yaptılar. Aman Allah'ım bu ne rezaletti yani. Biz bunları yaşadık. Bir sanatın orgeneralı yoktu. O da çıktı başımıza. Sanatın orgeneralı da başımıza tayin oldu. Yani aynı devirde ben de yaşadım, bir başkası da yaşadı. Kimisi diyor ki ya Allah başımızdan eksik etmesin. İmam çıkmış, Allah ya kime dua ediyorsun hoca? Orgeneralı kime dua edecek? Ulan dedim senin arkanda namaz kılınmaz be adam. Sen ne yapıyorsun ya? Tabii diyor ya ben diyor layık düzene göre yemin yapmışım elbette ki diyor ben maaş alıyorum dedi onu şey yapacağım ya. Dedim yazıklar olsun sana ya. Ben de aynı dönemde yaşıyorum sen de aynı dönemde yaşıyorsun. Adam her Allah'ın günü diyordu ki
Efendim, ben hocanın oğluyum. Ayna tarak, Hazreti Süleyman zamanında bile kristal saraylar yapılmış. Seba Melikesi Belkıs geldiğinde o cam sarayın altından sular akıyormuş. Ayağım ıslanmasın diye eteğini çekmiş, üstündeki camı görmemiş yani. Ayna tarak ta milattan önce bilmem kaç bin yılında var. Hem de ayna tarak taşımak sünnet dinimizde. Sünnet olduğu halde bu orgeneral ne diyor biliyor musunuz? Ayna tarak Peygamber Efendimiz zamanında ayna tarak yasak şey olmadığı için, ayna tarak olmadığı için kadınlara saçları başı yemeğe düşmesin diye başörtüsünü emretmiş diyor. Bunu bir orgeneral diyor, bir tane Diyanet İşleri Başkanı veya bir din adamı çıkıp diyemiyor ki. Ya böyle şey mi olur ya? Ayna tarak taşımak sünnet, ateş, kibrit taşımak sünnet, silah taşımak sünnet. Diş fırçası bilmem ne, misvak taşımak sünnet. Yani böyle bir orgeneral olur mu? Ayna tarağın ne zaman icat olduğunu bilmeyen insanlar başımıza orgeneral olur. Bir de Horoz Partisi kurdu sonra. Yani bütün bunları yaşadım ben. Yaşadığım şeyleri anlatıyorum. Şapka inkılabı olduğu zaman millete köylülerin şapkaları yoktu. Çarşıya şapkasız inene bir karakola götürüp bir dayak atıyorlardı. Falakaya yatırıyorlardı. Ondan sonra 10 liraya zorla şapkayı satıyorlardı. Adamın parası da yoksa borç alıyordu, 10 lirayı ödüyordu. Her köyde bir tane şapka bulunurdu. Çarşıya inen o şapkayı ödünç alıp öyle çarşıya gidebiliyordu. Kastamonlar Almanca başına neler geldi biliyorsun abi. Şimdi ben de ilkokula yeni gidiyorum. O şapka inkılabından yana olanlar kahkahalar atıyorlar, bir şapka bulmuşlar. Evlat gel bakayım buraya. Beni çağırıyorlar, geliyorum. Ne yazıyor burada? Şapkanın içinde bir baklava vardı böyle. Orada alameti farika yazıyor. Yani ilericiliğin, ilerlemenin alameti. Şapka ilericiliğin sembolü imiş. Ha 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 gülüyorlar ha, alameti farika. Yani ilericiliğin sembolü. Ne oldu? Bu memleket ne şapkayı örttü, ne sarığı sardı, ne şey hiçbir hepsini terk etti, yanın ayak başı kabak oldu. Yani benimsemedi, kültür olarak benimsemedi. Demek istediğimiz biz bu emperyalistler için ne tavizler verdik, neler yapmadık ki kıyafetimiz, milli kıyafetimizi değiştirdik. O kadar renkli. Şu an hala var o. O var, o milli kıyafetimiz, o renkli, her yörenin renkli renkli kıyafetleri varken o kıyafetleri terk ettim. Ben neler hatırlıyorum yani. O renkli kıyafetler gitti. Alfabemizi değiştirdik, takvimimizi değiştirdik, Ayasofya'yı kiliseye çevirdik. Her şeyi yaptık. Daha neler yapmadık ki? Yani. Bir türlü altın oranı yakalayamadık. Hala altın oranındayız ya. Allah Allah. Ya toplumsal olarak. Ya beni nereye sürüklediniz ya bu? Ben Allah Allah. Ya niçin böyle oldu? Milattan önce 300. Hocam bu memleket ne yapsın hocam? Kastamonu'yu resmen gemiler gümbür gümbür bombalamış. Şapka giymedikleri için. Rize'yi 11 gün, Rize vilayetini 11 gün topa tutmuşlar. Ya, şapka için. Şapka için. Rize vilayeti şapkayı örtmemiş. Bu adam Rize'li. Rize vilayeti şapkayı örtmedi. Örtmediği için Hamidiye gemisiyle 11 gün topa tuttu Rize'yi. Rize artık dayanamaz hale geldi. Vazgeçti, pes etti. Ona tamam atma Hamidiye, atma. Şapka da giyeceğim, vergi de vereceğim diye şey oldu. Oklid. Milattan önce 300-350 yıllarında yaşamış Yunan matematikçisi demiş ki bir doğruyu öyle bir noktadan bölmem lazım ki bu çok önemli bir şey olsun, bir olay olsun diye. Bu öyle bir noktadan bölmüş ki A, B, C. BC'nin B ayağı oranı, BC'nin
cev aya oranı, yani büyük parçanın küçük parça oranıyla büyük parçanın doğrunun tamamına oranı eşit olsun. Bu bölüm altın kesim demek. Yani altın oran demek. Bu da eşittir. Buna altın orana fi deniliyor. Fi sayesi. O da eşittir 1618. Şimdi bir tuval yapmak istiyorsak, altın kesime göre bir tuval yapacaksak, 100 santimetre şeyimiz var diyelim, tuvalımız. Bunu 1618'e böldüğümüz zaman 0.68. 0.680. Yani şuranın uzunluğu çıkıyor. Burası da geriye kalıyor. 38 onda 2. Küçük. Altın orana göre tuval hazırlamak istiyorsanız bu hesapları yapmanız lazım. Yani küçük bu kare, bu da bir altın dikdörtgen oluyor. İkincisi. Altın dikdörtgen oluyor. Bu tuval, bu da altın dikdörtgen oluyor. Yeniden meydana gelen ikinci dikdörtgen de altın dikdörtgen oluyor. Bunu da kareye böldüğün zaman burada başka bir dikdörtgen oluşuyor. Yani eğer küçük kenar, mesela küçük kenar uzunluğunu biliyorsanız 1.618'de çarparsınız. Büyük kenarın uzunluğu çıkar. Büyük kenarın uzunluğunu biliyorsanız küçük kenarı bulmak için 1.618'e bölersiniz. Bu bir hesap. Böylece altın tuval serisi hazırlayıp altın tuvallar serisi çalışabilirsiniz. Yani tablo yapabilirsiniz demek istiyorum. Bize yani sanatkar olarak faydası bu. Ama bu altın oran, bir zamanlar altın oran manyağı olanlar var. Bütün orta çağ boyunca. Fibonacci ...1170 senesinde, bu Cezayir'de yaşamış bir İtalyan çocuk. Babası orada olduğu için çocukluğu Cezayir'de geçmiş. Cezayir'de Müslüman hocalardan, matematikçilerden matematik dersi almış. Ama o zamanki o zamanda orta çağda Avrupa'da dört işlem problemleri yok. Çarpım cetveli yok, çarpma bölme bilen yok, sayma bilen yok. Orta çağ bir karanlık dönem ama bizim için orta çağ olarak, orta çağ dediğimiz zaman bizim için karanlık olarak düşünüyorlar. Bizim için aydınlık bir çağ. Orta çağda biz yeni çağ açmışız, öyle bir milletiz. Hala bize orta çağı bize karanlık olarak göstermek istiyorlar. Bizim için karanlık sayılmaz. Avrupa için karanlık bir dönem orta çağ. Bak, çarpma bölme bilmeyen bir millet. Liber Abaci diye bir başka İtalyan Arap sayılarını, rakamlarını, bölme çarpma dört işlem problemlerini, cebiri, o zaman bu dönemde Arabistan'da cebir var, kimya var, trigonometri var, sinüs kosinüsler var, tanjantlar var. Avrupa daha bölme çarpmayı bilmiyor. Dört işlem problemlerini anlatan kitabı İtalyanca'ya çeviriyor. Ya İtalyanca'ya çeviriyor. Fibonacci dediğimiz çocuk Arabistan'da, Cezayir'de diğer çocuklarla birlikte oynarken bu rakamları ezberliyor. Hem bu çocuklar bu sayıyı sayarlarken hem toplamayı öğreniyorlar hem ezbere oyun oynuyorlar yani. O kadar şey. Ama bu
İtalya'ya dönünce İslam alimlerinden ders alıyor, matematik dersi alıyor, İslami kitaplar, filozof, felsefe, her türlü mantık kitaplarını okuyor. Kendini yetiştiriyor, İslam ilimlerine ait bütün kitapları araştırıyor, çalışıyor. Bir profesör olarak İtalya'ya dönüyor. Şimdi bu sayılara Fibonacci sayıları deniliyor. Katlı kanunlara göre. Fibonacci sayıları deniliyor. Bunların her birinin bir öncekine bölümü altın oranı veriyor. Yani öncekini bir öncekine böldüğün zaman öndekini 1.618 çıkıyor. Çok ilginç. Diğerlerinin Oklid'in şeyine göre 1.618 sayısı keşfediliyor. Bu 1.618 sayısı pi sayısı gibi 1.618.03.394 böyle devam ediyor. Sonsuza kadar devam eden bir sayı. Pi sayısı gibi. Bu pi sayısını milattan önce Hazreti Süleyman'ın en eski olarak Adem Aleyhisselam'ın yaptığı Kabe 32 santimetre iken şimdi Kabe böyle oldu. Şimdi böyle Kabe 32 metreye 20 metre. Bunu buna böldüğün zaman 1.618 çıkar. Yani bu 1.618 tabiatın Allah'ın kainattaki imzası gibi altın ilahi orandır. Buna ilahi oran demişler. İlahi oran diye Leonardo Pacioli bir kitap yazmış. Leonardo bizim o meşhur Leonardo da Leonardo da Vinci onun kitabını resimlemiş. Orta çağda bu saplantı haline gelmiş altın oran. Millet yani altın oran manyağı olmuş. Yunanlılar Partenon'u altın orana göre yapmışlar. Altın orana göre yapan meşhur heykeltıraş Fidas, yani böyle yazılıyor. Fidas, Yunanca'da fi okunduğu için, o harfin de Yunancası bu olduğu için buna fi sayısı denilmiş. Altın oran sayısına fi sayısı denilmiş. Mısırlılar piramit yaparlarken, piramidin yüksekliği 147 metre. ...230 metre kenar uzunluğu. Bu yükseklikle kenar uzunluğu altın oranı veriyor. 230'u 170'e böldüğün zaman 187'ye... ...ne yapmadın? 187. Böldüğün zaman 1.618 çıkar. Aynı zamanda piramidin yüksekliğini çap olarak alan bir daire aynı zamanda bu alttaki kareyi üzerine oturuyor. Yani bu çemberin çapı da bu 230 çarpı 4 yani piramidin taban uzunluğuyla çemberin uzunluğu eşit. Çok ilginç. Aynı zamanda Firavun'un mezarı şurada şunun şuna oranın altın orana göre bir noktada Firavun'un mezarı konulmuş. Hem pi sayısını kullanmışlar, hem fi sayısını kullanmışlar. Şurada 260 bin tane taş kullanılmış. 260 bin. Her taşın ağırlığı 2 tonla, 2,5 tonla 70 ton arasında değişiyor. Öyle taşlar kullanmışlar. 53 bin metrekare taban genişliği bu. 100 bin insan çalışmış. Kaç tanesi yemek hazırlıyor, kaç tanesi bilmem onun taşları taşıyor. Ne köleler, ne şeyler, ilim adamları çalışmış. Burada bir delik var. Senede bir defa o Firavun'un mezarına o delikten güneş vuruyor. Güneş tanrısına tapıyor ya. Bir delik yapmışlar. Ben buraya içeriden çıktım ben. Taşlar 10 ton. Bir tane taş. Koskocaman taş. 10 ton. Nereden? Ya o nasıl olur? Düşünüyorsun. 260 bin ton. 53 bin metrekare ağırlığı bilmem ne, hacmi şu kadar bilmem bunlar saymakla bitmez. Yani bunun bir şey olduğunu şey yapıyoruz. Şurada Kabe'nin ne demiştik? 32 metre. 32'nin 20'ye oranı 1.618. Ama bu Kabe burayı yıkmışlar.
Adem Aleyhisselam zamanında yapılmış bu ev. Sonra İbrahim Aleyhisselam zamanında tekrar yapılıyor. Sonradan tekrar restore ediliyor. Peygamber Efendimiz zamanında yine şey yapılıyor. Hacer-i Resvet taşı yeniden konuluyor. Yani birkaç defa yıkılıp yapılıyor. Ve kareye döndürülüyor. Kare küp küp oluyor. Ama zamanında öyle değil. Şurada Hacer-i Resvet taşı var bu köşede. Buradan gelen öyle bir sıkışma oluyor ki burada. İnsanlar burada sıkışıyor. Bu noktaya gelince hemen bak şu sayılar başlıyor. Hemen buradakiler seni 2 metre, 3 metre, 5 metre, 8 metre, 13 metre, 21 metre, 34 metre, 55'e. Yani öyle bir fırlıyorsun ki böyle oluyor. Şimdi onu izah edeyim de. Önce onu size tanıtmam lazım. Altın hele zor. Hocam özür dilerim. Bu biraz önce Fibonacci'nin o sayıları. Fibonacci'nin numerik sayılar. Evet. Ha, o sayıyı rastgele mi yazdınız? O, rastgele olur mu? Katlı kanuna göre. Ha, tamam. Keşke okusaydınız. Rastgele değil. Bak onu izah edeyim bak şimdi. Fibonacci'nin altın oranını size anlatıyorum. Önce bir kare çiziyorsunuz. Görebiliyor lan. Ben dedim ki bu tahtada herkes göremez. Bak bir kare çiziyorsunuz. Aynı büyüklükte bir kare daha çiziyorsunuz. Buna sıfır, buna bir. Sonra ikisinin büyüklüğünde bir kare daha çiziyorsunuz. İkisinin toplamı kadar. İki. Sonra bu ikisinin toplamı kadar daha bir başka kare çiziyorsunuz. Üç. Ya bu yazmıyor ki zaten ne? Hadi bakalım. Üç. Sonra bu ikisinin toplamı kadar, hepsinin toplamı kadar bir kare daha çiziyorsunuz. Beş. Bak bu rakamlar böyle şey değil yani ezbere değil. Üç, bir, sıfır, bir. Sonra bunların toplamı kadar başka bir kare çiziyorsunuz. Bak işte büyüdü. On bin. 8. Sonra bir başka kare çizdiniz. 13. Sonra bu böyle oldu. Ne oldu? 21. Hocam niçin 13 oldu? Her zaman bir öncekinin sayı toplamı. Sayı toplamı. İkisinin toplamı kadar. 2 ile 3, 5. 5 ile 8, 10. Tamam. Böyle. Şimdi bu bir daha iki. İki bir daha üç. Üç iki daha beş. Beş sekiz daha 13. Şimdi bu sıfır karesinden başlıyorsunuz. Bir karenin kenarını çap olarak alıyorsunuz. Sıfırdan başlıyorsunuz. Her kareden bir teğet geçiyorsunuz. Ne çıkıyor? Saylangoz çıkıyor. Altın helezon. Altın spiral. Altın yay. Bunun tanjantı 1618. Yani eğim açısına tanjant deniliyor. Bunun tanjantı 1618 bu yayın. Şimdiki araba Toyota'yı bırakın bu eğimleri göre yapıyorlar adamlar. Bizim Murat 130 bile teneke gibi yani köşeli kibrit kutusu gibi duruyor. Hocam bunu insanda anlatmıştınız daha önce. Bu altın. Anlatacağım ama zaman yetmiyor kardeşim. Kaç saat oldu? Anlatıyorsun. Bitmiyor ki. Ha aynı şekilde. Ha ne dedik şimdi bak. Neyi anlatıyordum size? Ama o zaman bizim camilerimiz mesela Mimar Sinan'ın çalışmaları da genelde bu oran oluyor. Tabii altın oran şey Mimar Sinan'ın camisinde de var. Divri Camii'nde, Konya'da bilmem ne medreselerinde var. Yani altın oran bak nereden başlıyor? Ben şimdi altın oran bir Kabe'yi anlatıyordum size. Kabe'de burada bir sıkışma oluyor. Bu sıkışmada yani 2 metre, 3 metre, 5 metre, 13 metre böyle gidiyor. Niye? Burada İbrahim makamı var. Burada Hazreti İsmail'le Aleyhisselam'la
Hacer anamızın mezarı olduğu şeyi var. İhtimal. Yani Kabe eskiden buradaymış. Bu noktaya gelmiş. Tavaf edenler buraya giremez. Burada namaz kılınıyor. Yani çok burada ibadet etmek çok makbul bir şey. İbrahim makamında da öyle, aynı şekilde ibadet etmek bir rekat, 200 rekata bedel olduğu için burada ibadet etmek isteyenler oluyor. Ama izdiham olduğu için çiğnenip gidiyor insanlar. Şimdi buraya geldiğin zaman Nijeryalılar seni 2 metre, 3, 5 metre, 13 metre itiyorlar. Ofrularla işbirliği yapmazsan sen bu taşa yaklaşamazsın. Gerçekten diyor. Hocam benim yanımda bir oflu yok. Ya boğuyorlar arkadaş. Nijeryalı bir kol, kafa kolu alıyor seni hop atıyor bu tarafa. Nasıl şey yapıp baş edeceksin koskocaman adam? Ya yet, gücün yetme. Burada binlerce insan buraya, 6 milyon insan o noktaya ucu. Baş edemezsin. Burada bak yapışıyorsun burada kafenin kafenin duvarına. Yapışa yapışa geliyorsun. Bir de bakmışsın burada vuruyor. Ya ben buradayken buraya nasıl geldim diyorsun ya. Burada ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle bir daire, horizon çiziyor. İnsanlar böyle dönüyor. Bu gece, gündüz, yaz, kış bu dönüş devam ediyor. Hocam ben en son 2 metre yaklaşmıştım. Bir daha göremedim orayı. Yani bu helezon çiziliyor devamlı. Bu helezon burada insanlar devamlı zikrederek dönüyor. Bu zikir de helezon var bir şekilde yok ve yükseliyor. Bu dönüş dünyanın merkezi olan Kabe ile ilgili. Yani şimdi Kabe'nin güney kutuptan Kabe'ye olan uzaklıkla kuzey kutba olan uzaklık arasındaki oran 1.618. Bu diğer yabancılar, Avrupalılar hesap ediyorlar, Kabe'ye rastlıyor. Bir ayet var, o ayette de aynı şekilde şey böldüğün zaman alfabe şey ayetteki sayı böldüğün zaman Mekke'yi gösteriyor. Başka bir ayette tekrar Mekke'yi gösteriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in içinde bir sürü mucizeler var. Ayet, rakam sayı, harf sayısını sayıyorlar, bölüyorlar, 1.618 çıkıyor. Şimdi bu güney kutuptan, güney kutuptan Kabe'ye uzaklık, Kabe kuzey yarım küresinde, ekvatoruna göre. Yani bunun şuraya oranı, şunun şuraya oranına eşit oluyor. 1.618. Yabancılar 1800'lerde meridyen ve paralelleri uluslararası şey olarak kabul etmişler. Ölçüleri. Bunların yaptığı ölçüme göre gene Mekke'ye rastlıyor. Ya öyle bir yapacaklar ki Mekke'den başka bir şehir bulacaklar ama hep denize rastlıyor. Başka bir şehir yok. Mekke'den başka bir şehir yok. Yani o şeydir. Hesap ediyorlar yok. Yani ne Pekin'e rastlıyor ne bir başka yere rastlıyor. Yani Yeni Delhi'ye de rastlamıyor. Çok ilginç. Bu hesap, şimdi yabancılar kabul ediyor bizden önce. Önce bir yabancılar kabul ediyor, biz ilmi yabancılardan alıyoruz. Bir şey yok. Diyorlar ki burası Çin, burası da Atlas Okyanusu. Gün doğumundan Kabe'ye olan mesafeydi. Hatta sonra gün batımından Kabe'ye olan mesafe arasında 1.618 var. Yani şuna oranı da yine 1.618. Bir daha tekrar eder misin? Gün doğumu. Yani Atlas Okyanusu'ndan Kabe'ye olan mesafe ile Kabe'den Çin'e olan mesafe 1.618. Bunun buna oranı. Bu büyük parçanın da şu bütüne oranı yine 1.618. Sıkılan varsa başka fıkra anlatayım yani. Yani sıkılmıyorsunuz değil mi? Bizim hanım derdinden ölüyor bu adam ne anlatıyor? Bu vahşi adam, bu ortaçağ adamı gidip ne konuşuyor orada? Bugün gelemedi, hastası var, çocuk ameliyat olmuş, bilmem ne olmuş.
yatıyor, başından ayrılamıyor, gelip tepki edecek. Ama gelinliğiyle kızını göndermiş gene. Gelin nereye kayboldu, uyudu mu? Hocam sizin yengeme, hocam sizin yengeme çekiyor. Lan yarabbi ya. Filmi alıyorlar bir diye. Rezil olduk. Rezil olduk. Bak şimdi bu da böyle. Kabe'nin kendi inşaatında bir altın oran var. Kabe'nin bulunduğu yerde bir altın oran var. Bir de Kabe'nin dönüşünde bir altın oran var. O helezon dediğimiz altın helezon insanın tepesinde var. Çam kozalağında var. Ay çiçeğinde var. Papatya'da var. Mikroorganizmalarda var. Dünya ve denizin galaksilerde var. Hocam, Nebula'da var. Kara delikte var. Bir profesör onu hesap etmiş, o yoğunlaşma şeyini, özgür yoğunlaşmayı. Onun hızına göre o dönüş yapıyor, yutuyor gemileri. Gırdaplarda var. Hortum dediğimiz hortumlar var ya, bu insanları götürüyor, evleri uçuruyor. Bu helezonda öyle bir güç var ki, evleri bile uçuruyor. Hortumda var. Koç boynuzlarında var. Bütün deniz kabuklarında var, yumuşakçalarda var. İnsanlarda? Tavşanın başında var, insanın tepesinde var. İnsanın o kulağında var, insanın dengesini sağlayan bir salyangoz var kulağın, orta kulakta. Onda var. İnsanın akciğerleri arasındaki bronşlarda var, altın oran. Ha, insandaki oranlara daha gelmedik ki canım, bir sürü şey var yani. İnsan zaten altın orana göre yaratılmış. İnsan altın orana göre yaratılmış. İnsanın genetiğinde altın oran 1.618 var. İnsanın genetiğinde ne var ona DNA diyorlar. Değil mi? DNA da şöyle, DNA şöyle çıkıyor. Böyle sarmal var. Saç örgüsü gibi. Böyle DNA aynı böyle saç örgüsü gibi devam ediyor düşe. Bu her sarmalda böyle ince ince moleküller var. DNA molekülleri. Bu ince astigram denilen bu moleküller santimetrenin 100 milyonda biri ufaklığında. Duydunuz mu? Santimetrenin 100 milyonda biri büyüklüğünde o kadar. İnsanın DNA'sında o sarmallarda DNA'nda mevcut olan ince moleküllerde. Bunlar 35'e bilmem 20-25 arasında uzunluğuyla o moleküllerin uzunluğu arasında 1.618 oranı var. Anladınız mı şimdi? Yani insanın DNA'sında mevcut olan en ufak bir molekül arasında molekülün kendi büyüklüğünde 1.618 oranı var. Bütün virüslerde, virüslerin yapılarında altın oran var. Öyle virüsler var ki böyle beşgen. Beşgen prizma. Üç boyutlu beşgen prizma olarak altın oran virüsleri var. Çünkü beşgenin kendisi eşkenar bir beşgen. Eşkenar çok dinamik, her yöne doğru çeken. Çünkü kuvvetler mesela bu tarafta bir köşe varsa bu böyle bir hareket var demektir. Aynı zamanda şu istikamette de bir hareket var, bu tarafta da bir hareket var demektir. Form hangi tarafa çıkıntı yapıyorsa, ok işareti gibi gösteriyorsa o yöne hareket veriyor. Beşgen beş yönlü hareket veren bir dinamik bir form. Eşkenar beşgen son derece dinamik ve altın kesim kurallar 1.618'e göre bir form. Yani ne derler buna? Hayattan örnek verebilir miyim? Şimdi bak, eşkenarın buradan bir köşegen çizdiğiniz zaman
şunun şuna oranı 1.618. Bunun buna, şunun şurayı kestiği noktayla şuraya olan uzunluk 1.618. Hiç şakası yok. Ne yaparsan yap. Bir ara bir eşkenar tablo yapayım dedim ben. Beşkenler üzerine çalışıyordum. Marangoza dedim ki bana bir eşkenar işte 1 metre, 1.5 metre falan bir eşkenar beşken çerçeve yaptık. Adam bir türlü yapmıyor. Ya niye yapmıyorsun? Ya diyor ki kardeşim ben bunu yapamam. Niye yapamazsın? Ya diyor bu açı kaç derece olacak? Yapma ya dedim bu açı. Ben de bilmiyorum dedim bunun açısı kaç olacak bu açı. Dedim ki ben hesap edeyim sana söyleyeyim. Hesap ediyorum bulamıyorum. Matematikçiler geliyor, kimyacılar geliyor, bir sürü yabancı profesörler geliyor. Ne iş yap matematikçi? Ha tamam buldum diyorum. Bunun bu eşkenar üçgenin bu açısı ne kadar olacak? Uğraşıyorlar bir türlü bu eşkenar üçgenin şeyini bulamıyoruz. Ya ben ne yapayım ya? Çıtaları aldım. Beşkenar olarak dizdim. Mesafeleri ölçüyorum eşit olarak olacak. Ondan sonra açıyı ölçtüm. Ha 108. Bu dedim ben, ben buldum bunlar niye bulamıyorum? 108. Matematikçiler bulamıyor. Aman Allah'ım şimdi bak bunun aynı şekilde bu 1.618'i gösteriyor. Bu kenar bunun buna oranı bu da yine yazmıyor. Anasın ya dayanmayacak bizi ya. Bu kadar aşağı üç. Şimdi bak. Selçuklu yıldızı da buna benzer değil mi hocam? Bu beşkenar bak şimdi bunun buna oranı altın oran. Bu kenarların şunun şuna oranı altın oran. Bir de burada bir altın üçgen oluşuyor şu. Yani şu. Bir de bu. Bunların da kenarlar birbirine yani şunun şu tabanına oranı altın oran oluyor. Şurada içeride bir tersine beşgen oluşuyor. Bu büyük beşgene altın oran. Bunun buna bu büyük beşgenin buna oranı 1.618 oluyor. Aynı zamanda bu beşgene yıldız, bunun içine bir beşgen çizdiğinizde o aynı şekilde devam ediyor sonsuza kadar. Sonsuza kadar devam ediyor. Yani altın oran objeleri sonsuza kadar aşağı doğru, sonsuza kadar yukarıya doğru devam edebiliyor. Yani beşgen derinlemesine de büyüyor. Aynı mikroorganizmalardaki gibi aynı şekilde büyüme sağlanıyor. Beşgen, şu yıldız var ya, bu beşgen içindeki yıldız, Pisagor'un antik dönemindeki matematik okulunun amblemi oluyor. Beşgen içindeki yıldız. Bizim Türk bayrağında yıldız var. Beşmiş. Bu altın oran yani. Beşgen, yıldız, altın oran kendisi. Şimdi bu altın spiral mikroorganizmalardan, mikroplarda, virüslerde, o virüs, o beşgen prizmatik virüs insan vücuduna girdiği zaman insanı oyuyor. Her köşeden oyuyor böyle beşgen dönüyor. Ne hücre bırakıyor ne bir şey yani. Bağışıklık sistemi kalmıyor. Ya. Yani şöylesine bir virüs düşünün böyle köşeli. Kar tanelerinde altın oran var. Sıvılar mesela zeytinyağı bir şey bir delikten aşağı akıtırsanız orada yine altın oran oluşuyor. Yani o kapıdan geçerlerken altın oranı oluşturuyorlar, öyle geçiyorlar. Birdenbire akmıyor. Kara delikteki şey küçük zeytinyağında da görürsünüz hani bunda bir şey yok. Değirmende bile olur. Altın orana göre o kapıdan geçiyorlar, ona göre zikir yapıp dönüyorlar yani. Başka türlü geçemiyorlar. Çocuklar sıkıldığınızda bu ders bitmez. Hocam dünyadaki karayla deniz ölçüsü de altın oranı uygun mu? Uygun. Tabii. Üçte bir gibi çünkü. Üçte bir değil, üçte iki. Kara parçası üçte bir, deniz mi? İki ile üç olsa.
altın oran oluyor. Altın oran rakamlarını verdim sana. Bu altın oran rakamına göre şimdi bir dikdörtgen, altın dikdörtgen, Fibonacci'nin dikdörtgeni 1 kare ve 1 dikdörtgen oluşuyor. Bu da altın dikdörtgen, bu kendisi de bir altın dikdörtgen oluyor. Bu dikdörtgeni de bir kareye böldüğünüzde yine altın bir dikdörtgen çıkıyor. Bunu bir başka kareye böldüğünüz zaman başka bir altın kare çıkıyor. Bunu bir kare eksilttiğinizde bir başka dikdörtgen çıkıyor. Bunu eksilttiğinizde başka bir dikdörtgen çıkıyor. Bunu eksilttiğinizde başka bir kare çıkıyor. Bir dikdörtgen çıkıyor. Bu, ondan sonra bu kareleri birleştirdiğinizde yine o helezon çıkıyor. Yani bunun kurtuluşu yok. Bu altın dikdörtgeni elde etmek için önce bir kare alıyorsunuz. Ortadan bölüyorsunuz. Bu dikdörtgenin köşegenini bir çap olarak alıyorsunuz. Bir daire çiziyorsunuz. Bunu buraya birleştirdiğiniz zaman altın dikdörtgen olur. Zor mu? Hocam ben daha iyi alıyorum. Ben Ebru teknesinde bunu nasıl uygularım hocam? Yani benim yaptığım motif 1.6'yı geçmemeli. Öyle mi anlamalıyım? 1.6 Allah'ın yeryüzüne imza gibi attığı bir güzellik ölçüsü. Evet. Bu her şeyde gizli. İnsanın yüzünde gizli. İnsanın bedeni daha gelemedik ki ya bir sürü. İnsanın bedeninde mesela diyelim ki 60-90-60 1.90 boy 1.90 boy 60 burası 90 burası 90 burası diyelim. Ama Hititler 29 çeşit buğday tohumu üretmişler. Hititler tarım ülkesi. Ankara keçisi bile Hititlerden kalma. Bizim Anadolu insanı hamurlu, mantılı, etli ekmek yemeden duramadığı için bu ne olmuş? Şurası 90 ise burası olmuş 110, burası olmuş 140. Boy olmuş 1.65'e düşmüş. Bu 1.90 boyunda. Yani bizim Anadolu insanı 90-60-90 güzellik ölçüsünü ideal ve 1.90 da boy. 1.90 boy. Bu güzellik ölçüsünü, bu ideal güzellik ölçüsünü 90 demişler. 90'a 100, 110, 140, böyle yani buradan buraya böyle. Ha. 1.65 de boya düşürmüştü. Olmuş başka bir oran. Yani yeni bir oranı, altın orana bizimkiler yeni bir altın oran, Türk kası olarak altın orana. Altın orana katmışlar yani. Demek istiyorum. Ya da bu süt tozu içtik ya. Ondan olmuş. Vita yağı yedik, işte bizim oranımız, genetiğimiz, şeyimiz bozulmuş. Onun için ideal ölçüleri kaybetmişiz yani. Evet, şimdi altın oran bitmez ki ya, bunun sonu yoktur ya. İnsanın eniyle boyu hocam. İşte ha, yani eniyle boyu. İnsan, işte bu en boyu işte. Ama insan yüzün şey, diyelim ki, İnsan yüzü, bak insan yüzü bir kare içine alındığı zaman kulak memesi ile alın arasında bir dik çizildiğinde bak alından burun dibine buradan kulak dibine olan açı ne kadar dik olursa o zeka bakımından ileri dereceye gösterir. Mesela bir maymunda
Karadeniz'lere torpil geçmiyorsun değil mi hocam? Ha? Karadeniz'lere torpil geçmiyorsun. İlgisi yok. Şimdi bak, alından burun dibine, burun dibine kulağa olan bu açı daralmaya başlıyor. Yani insan bak kara içinde, bu hemen şey oldu. Mesela bir at, atı düşünün. Burun dibinden kulak dibine ve bu alın açısı daha da daralıyor. Köpekte böyle devam ediyor. Kollarıyla. İnsanın yüzü, insan yüzü diyelim şöyle. Alın saç dibinden iki kaşın arasına, oradan burun dibine, oradan çene ucuna bir, iki, üçe ayrılıyor. Bu çocuk yüzünde, çocuk portresinde ikiye ayrılıyor. Eğer bunu üçe doğru büyütürseniz çocuk ihtiyarlamaya başlar. Anlaşıldı mı şimdi bu? Çene dibinde iki gözün üstünden geçen çizgiyi ve tepeden geçen çizgi çocukta bir, iki. İkiye ayrılıyor. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yani bu oranı üçe doğru çıkardığınız zaman ihtiyarlamaya başlar çocuk. İnsan yüzünde iki dişin toplamı, uzunluğu dişin yüksekliğine altın oran yapıyor. Dişçiler buna dikkat ediyor. Bu dişin buna oranı altın oran oluyor. Altın oranına göre dişleri diziyorlar, dişçiler bunu kullanıyorlar. Estetikçiler de bunu uyguluyor. İnsan yüzünü mesela saç dibinde göz iki kaşın arasına, ya bu kalemde yazmayınca ben ne yapayım ya? Allah'ım. Ben dedim ki kalem var mı? Boşuna baştan uyardım ben. Hiçbiri yazmıyor. İki gözün arasıyla burun altın oran. Ağız genişliğiyle burun delikleri arasındaki uzunluk altın oran. Kaşla çene ile burun dibiyle çene ile saç dibi arasındaki oran altın oran. Yine yüz genişliğiyle yüz baş boyu altın oran. Ondan sonra insanın parmak ucu, şu işaret parmağını diyelim, birinci boğum, ikinci boğum, üçüncü boğum, yani şunun şuna oranı, şunun bütüne oranı, altın oran. Yani şunun şuna oranı, bunun bütüne oranı, altın oran. Buradan bileğe kadar oranla, buradan dirseğe kadar olan oranla, buradan bunun buna oranı, altın oran. Buradan kol uzunluğu, buradan boğazdan uzunlukla, buradan buraya olan oran, altın oran, göbekten, yine şey çizmem lazım yani, göbekten diz kapağına kadar olan uzaklıkla, göbekten çene altına kadar olan altın oran, ondan sonra bu bacağın ayak ucuna kadar oranla, burun buna oranı yine dizden aşağısıyla yine altın oran. Bütün bunlar insan vücudunda bitmiyor yani. Nereden nereye şey yapsan göbekle şey arasında. Göbeği merkez olarak alıyorsun. Yukarıya aşağıya hesaplar yapıyorsun. Altın oran. İnsan altın orana göre yaratılmış. DNA'sında da altın oran var.
altın orana göre yaratılmış bütün objelere karşı hassas. Bunun için altın orana göre yapılmış bir şeye ilgisiz kalamıyor. Yani güzellik ölçüsünde insan ilgisiz kalamaz. Güzel olarak yaratılmış her şeye karşı insan otomatikman hassas yaratılmış. Güzelliği bozan şeyler hocam. Şimdi mesela kompozisyon var. Şimdi kompozisyona girmeyince biz elemanları tanıdıktan sonra kompozisyona girecektik mesela. Şimdi altın orana göre bu kare ise, bu da dikdörtgen ise göz noktası olarak ağırlık noktası buraya denk getirilecek demektir. Ama biz cetvelle resim yapmadığımız için, ressam cetvelle ölçüp biçip resim yapmadığı için biz geleneksel olarak ne yapıyoruz? Bir tabloyu üçe bölüyoruz. Üçe bölüyoruz, ağırlığı üçte iki noktasına vuruyoruz. Yani göz noktası, bulgu noktası, bu renkle olur, çizgiyle olur, bir şeyle fazla çalışırsın, belli edersin, göz noktası yaparsın. Bir tabloda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü derecede göz noktaları olur. Ha, altın denge biçimi var. Altın oranlar asimetrik denge biçimine göre ayarlanmıştır. Zaten simetrik de zaten altın oran kendisi. Simetrik denge biçiminde. Simetrik denge biçiminde denge ikiye ayrılıyor. Asimetrik denge, simetrik denge. Simetrik dengeye göre simetrik denge de üçe ayrılıyor. Bir, yarı yarıya simetri. İnsanda olduğu gibi insandan yukarıdan aşağı bölersin. Mesela bir köpeği yukarıdan aşağı bölersin. Hayvanları ortadan bölersin. Yarı yarıya simetri oluyor. Mesela insanı böldüğün zaman iki kulak, iki kulak, işte iki el, iki el, bir bakıyorsun, insan simetrik denge biçimine göre yaratılmıştır. Bu altın oran zaten simetrinin içinde kendisinde var. Bir, yarı yarıya simetri insanda olduğu gibi, mesela horozu ortadan bölersin, bir simetri olur. Burada bir mihrap olur. Mesela seccadede olduğu gibi bu köşedeki yıldızın şey motif burada da olması lazım. Yarı yarıya simetri, ikiye böldüğün zaman bir diğerinin üzerine katladığın zaman simetri oluşuyor. Yani yarı yarıya simetri ne dedik? Seccade falan. Şuradan bir mihrap. Ha, buradaki buna eşit olması lazım. Bu yukarıdan böldüğün zaman eşit olan simetriye yarı yarıya simetri, yarım simetri diyor. Dörtte bir çeyrek simetri var. Mesela halıda olduğu gibi buradaki motifin buradakine uyması lazım. Buradaki köşede eğer böyle bir şey olursa bu halıyı almazsınız. Yani bu köşe yoksa halıyı almazsınız. Niye? Denge bozulduğu için. Ya geçen hafta Temel'le şey Dursun'un hikayesini anlatmadım. Unuttunuz. Güzel. Geçen hafta anlattım ben o simetrik dengeyi bunlara. Yani herkesin iki kulağı var. Bir kulak koparsa olmaz. Denge bozulur. Simetrik denge bozulduğu için güzellik bozulur. Her şey çift yaratılmış. Ya yok ya, her şey değil. Bak, simetrik dengede olan da bir şey eksik olduğu zaman o bozuk olur. Yani bu halıyı almazsın. Bir köşesi yok çünkü. Ha, merkezi simetri kubbede olduğu için olduğu gibi böyle kubbeyi dilimlere ayırırsınız. Her dilimde bir diğerine katlanarak eşit bir simetri yapıyor. Mesela bu camilerin kubbesinde oluyor. Merkezi simetri oluyor. Bir de bütün yüzey simetrisi var. Selçuk halısında olduğu gibi şuradaki yıldız böyle tekrar edip gidiyor. Veya bir atlamalı burada bir başka motif de olsa olur. Ama bu tekrar ediyor. Bütün yüzeyi kaplıyor. Burada sanatkar neyi göstermiş Selçuklular?
burada bir motifin tekrar edilmesinden elde edilen bir tekrarın gücünü anlatıyorlar. Yani tekrarın gücünü. Tekrar eden yıldızlar topluca meydana getirdiği bir efekt, bir atmosfer, hava tekrarın gücünü gösteriyor. Aradan seneler geçmiş, 20. yüzyılda, 21. yüzyılda Amerikalılar bunu çalmışlar. Demişler ki, şöyle dizmişler Coca-Cola şişesini, 32 tane Coca-Cola şişesi bir Coca-Cola'dan daha iyidir diye. Amerikan bayrağını koymuşlar, yıldızlarını işte 32 tane Amerikan yıldızı bir yıldızdan daha iyidir diye. 32 tane Mona Lisa bir Mona Lisa'dan daha iyidir diye. Bir metotla pop sanatçıları bizim dünyaya bir daha yutturmuşlar yani. Ya Fibonacci sayıları gibi, Fibonacci sayısı Cezayir'de o kadar şeyken biz kullanamamışız. İşte Avrupalılar kullanmış. Fibonacci Avrupa'ya döndüğünde Orta Çağ'da bir çalkantı olmuş. Bütün Orta Çağ'ın matematik dünyası alt üst olmuş, Rönesans'ı hazırlamışlar. Leonardo kullanmış, bütün Rönesans sanatçıları kullanmış. Mesela Michelangelo şurada ihtiyar bir adam yapmış. Melekler onu taşıyor, kolunu uzatmış. Sakalları beyazlamış, saçları. Burada da Adem Aleyhisselam elini uzatmış, göğe doğruluyor. Şuradan şuraya olan oranla bu elinden buraya olan oran altın oran. 1.618 yapmış. Şey Leonardo son akşam yemeğindeki masanın ölçüleri altın oran, arkadaki pencereler altın oran. Yunanlılar Parthenon tapınağını altın orana göre yapmışlar. Belki bizim Anıtkabir de öyledir, bilmiyorum, ona benziyor. Mimar Sinan'ın Selimiye ve Süleymaniye camilerinin minarelerinde altın oranlar var, şerefelerde de. Hocam bir şey sorayım. Sorun da bitsin bu iş. Beşgende altın oran göstermişiz. Altıgende altın oran var. Var, altıgende de var. Altıgen dediğiniz yani siz şimdi İsrail'in yıldızıdır diye yani şey yapmayın, bütün İslam tarihinde kullanılmış. İsparta'da Mimar Sinan Camisi var. Altıgen yıldızlarla süslenmişti. Bir gün İmam Efendi o bütün duvarı kazımış. Ya ne yaptın sen buradaki? Ya hep diyor Yahudi yıldızları vardı diyor, temizledim burayı. Halbuki bütün İslam Osmanlı tarihinde bu Hazreti Davud'un yıldızı. Hazreti Davud'un mührü. Bizimkiler de bunu peygamberimiz diye kabul ettiklerinden bu motifi her yerde kullanmışlar. Bütün Selçukalılarında da her yerde görürsünüz. Şimdi bu altıgendir diye bunu tarihimizden silemezsiniz. 8 köşeli yıldız da Hazreti Davud'un oğlu, Hazreti Süleyman'ın mührü. Bu da sekizgen. Bu da altıgen oluşuyor. Neyi sormuştun? Ha, bunlar da aynı şekilde hepsi altın orana göre sonsuza kadar küçülebilen, sonsuza kadar büyüyebilen oranlara sahip. Yani İsrail şimdi bu bayrağı almış diye bu geçici bir dönem. Bir müddet sonra ne olacağı belli değil. Çünkü Hazreti Süleyman'ın sandukası da 2,5 arşına 1,5 arşın 1,5 arşında yüksekliği var. Bu da altın oranı gösteriyor. Bunu buna böl, altın oran çıkar. Yani Hazreti Süleyman'a zaten Hazreti Süleyman hazinesini şeyini taşıyan, kutsal şeyleri taşıyan sanduka, hala da Yahudiler onu arıyor. Hatta Irak'ı bile onun için işgal ettikleri söyleniyor, o sandığı bulmak için. Bağdat'taki müzeleri yağmaladılar, onun depolarında bunu sandığı aradılar. Şimdi bu sandık kayıp, hala daha yok. Ama Romalılar benim tahminime göre Kudüs'ü yağmaladıklarında bu sandığın içindeki altınları kullandılar ve o Roma'daki büyük binayı inşa ettiler. Nuh'un gemisinde
50 metre genişlik, 30 metre yüksekliğinde yapılmış 50 arşinin. Allah öyle ilham etmiş. 250 metre de uzunluk. Şunun 50'in 30'a oranı yine 1.618'e rastlar. Ne ilginç şeyler var, gördünüz mü dünyada? Altın oran değişebilir. Ha, altın oran bence değişebilir. Şimdi asimetrik dengede mesafeler ne kadar farklı olursa altın o şey güzelliğin o kadar daha çok arttığını gördüm ben. Mesela bir tablo yapıyorsunuz. Şimdi altın orana göre böyle olması lazım bunun. Ben bu altın orana göre bu dikdörtgeni de ortadan bölüyor. Ve tablonun girişini buradan yapıyor. Ortadan çıkışlar yasak. Altın orana göre asimetrik dengede bu simetrik denge ekseni. Simetrik dengeye göre karşılıklı olarak her şeyin simetrik olması gerekiyor demiştik. Ama altın orana şey bu simetrik ekseni. Yani simetri de buradan şey yapılabilir. Bütün her tarafa simetrik olması gerekiyor. Ama asimetrik dengede bir figürü bir şeyi ortadan çıkartamazsınız. Çünkü asimetrik dengede ne kadar mesafeler birbirinden farklı olursa, objeler ne kadar birbirinden farklı olursa güzellik o kadar oluyor, artıyor. Neden sanatta daha çok asimetrik dengede? Simetrik dengede zaten belli, asimetrik kurallar, bu estetik kurallar asimetrik dengeye göre keşfedilmiş. Yani asimetrik dengede biz güzelliği nasıl yakalayabiliriz, bu altın oranları nasıl böleriz, yani birbirinden farklı bir oranlar nasıl elde ederiz diye bu tekniği, bu araştırmayı yapmışlar. Ben kendime göre düşünüyorum, bunu da ikiye bölerim, buradan da başlayabilirim. Başka altın oranlar geliştiriyorum. Mesela Japonlar ne yapmış? Bir kare almış, bir tane küçük almış, işte demiş altın oran bu. Ve buradan başlatmış. Japonlar ne yapmış başka? Dörde bölmüş. 1, 2, 3, 4. Ağırlığı bu noktaya vermiş. Şimdi bak bu dağın manzara yapıyorsunuz. Bu ortadan çıkış yapamazsınız. Yaparsanız buranın buraya oranı eşit olur. Eşit olunca simetriye düşersiniz. Yani bir manzara yaptığınız zaman işte burası deniz, burası gök dediğiniz zaman bu tuvalınızı ortadan bölmüş olursunuz. Bu mesafeler birbirine eşit olur. O zaman monotonluğa düşersiniz. Asimetrik dengede eşyalar birbirinden, o mesafeler, formlar, hareketler birbirinden farklı olması lazım. Bir tabloda parçalar birbirine, hareketler birbirine eşitse ona monotonluk deniliyor. Yani tek düzelik deniliyor. Ama asimetrik dengede benzer oranlar, benzer hareketler mesela farklı oranlarda tekrarlandığı zaman benzer formlar, benzer hareketler farklı oranda tekrarlandığında buna ritim diyoruz. Eşit olarak tekrarlandığında monoton diyoruz. Bir tabloyu mesela yarısını doldurdunuz, yarısını boş bıraktınız. Bu tabloda müthiş bir sıkıntı var ama farkında değilsiniz. Neden bu sıkıntı oluyor? Çünkü doluluk ve boşluk birbirine eşit olduğundan. Boşluğun güzelliği nasıl bir şey? Yani ortadan böldünüz tabloyu. Bak doluluk ve boşluk. Ha? Boşluğun güzelliği diye bir şey var hocam. Boşluğun güzelliği. Şimdi Japon'da boşluk olarak tabloda 1/4'ünü boşluğa bırakmışlar, 1/4'ünü dolu yapmışlar, bir tane kuş koymuşlar, bırakmışlar. Boşluğa önem vermişler ama ben bunu geçen derste anlattım. Japonların boşluğa diye bizim temelin hikayesini anlatmadım ya. Almanya'ya gitmiş, karısını getirmeden evvel bütün çöpe atılan mobilyaları doldurmuş eve. Sonra Fadime'yi getirmiş, Fadime mobilyaları gösterecek, kapıyı açmayınca Fadime demiş ki Temel demiş, bana yer bırakmadın demiş, bayılmış düşmüş.
Anlattım ya. Hocam, İslam sanatlarındaki hocam, hani boşluğun oluşturduğu ha, bir şekilde. Ya İslam sanatında bizim İslam sanatında demişler ki bir formun güzelliği mekanda bırakmış olduğu boşluğun formunun güzelliğiyle doğru orantılıdır demişler. Bir form çok güzelse bıraktığı boşluk da kendine göre güzel bir form, boşluk bırakıyor. Onun için mesela hat sanatında ne yapıyor önce? Şuradaki boşluğu hesap ediyor. Hat sanatının mükemmelliği bıraktığı boşluğun formunun güzelliğinin güzel hesaplanmasıyla oluyor. Boşluğu güzel hesaplarsan doluluk güzel olur. Boşluk güzel değilse güzel olmaz. Mesela bir portre yapıyorsunuz çok güzel diyelim ama başını buradan değdirdiniz, kulaklar buradan çıktı, kesildi, buradan efendim çenesi dayandı aşağı. Ne oldu? Bu sıkışma yaptı. Buradan bir baskı yapıyor, buradan baskı yapıyor, buradan baskı yapıyor, buradan baskı yapıyor, sıkıştırıyor. Yasak olan bölgelerden çıkış yaptınız, simetriye düştünüz, her şey var. Yani bu boşluk bırakmadığınız için bu portre ne kadar güzel olursa olsun resimde sıkıntı olur. Yani boşluğu hesap edemeyen bir ressam ne kadar güzel çalışırsa çalışsın, son derece mükemmel çalışırsan çalışılan bir konu olsun. Eğer boşluğu hesap edemiyorsa o tablo ölmüştür. Yani estetik olarak eleştiriye açık bırakmış demektir. Kim? Hocam halı ve kilimlerde altın oran var mı? Halın simetrik dengeye göre yapılmış, ona göre altın oran. Simetrik dengenin altın oranı var. Simetrik denge zaten kendi kendine göre bir altın oran. Ama bu dediğimiz 1.618 asimetrik dengeye göre bir oran. Yani şimdi asimetrik simetrik yaratılmış yaratıklar var. İnsanlar, hayvanlar, çiçekler ve meyveler simetrik yaratılmış. Ama şimdi her şeyi Allah simetrik yaratmamış. Mesela ağacın İki dalları iki taraftan birbirine eşit olsa, bütün yapraklar birbirine benzese, aynı büyüklükte olsa, bütün ağaçlar iğne yapraklı olsa, bütün ağaçlar ilhamur gibi olsa, hiç kimse evine pencere açmaz. Kimse dışarıya bakmaz. Farklılık önemli. Asimetrik dengedeki denge güzelliği, farklılık, mesafe farklılığı, form, biçim farklılığı, renk farklılığı, her şey farklı olacak. Bu dengede ne kadar farklı güzel oran bulursan o kadar orantı güzel olur. Benim anlayışım bu. Yani asimetrik dengede sen ne kadar farklı oranlar tutturursan başka altın oranları da bulmak mümkün. Allah'ın hesapları bir tane değil, belki başka oranlar vardır. Bunu keşfetmişler diye bu kesin bir şey değil ki. Allah'ın başka hesapları var. Bir sürü Allah neler yaratmış ki? Neler yaratmamış ki yani? Hocam bir de doku var ya, dokuyla alakalı. Ha, doku. Doku dediğimiz zaman eşyanın materyalin maddesel yapısını gösteriyor. Doku demek yapı demek. Yani kaygan doku, naylonumsu, pırtıklı, pürüzlü, kaygan, efendim şeffaf, kristal, kalın malzemenin yapısını gösteren şeye doku diyor. Naylonumsu bir hava veriyor, kaygan hava veriyor, pırtıklı, efendim pürüzlü. Düz, pürüzsüz, mesela Rönesans'ta ince pürüzsüz bir şey var, yapı var. Hocam bir de bir şey daha eklemek istiyorum ama yani bazı yorumculara göre işte doğudaki sanata baktığımızda daha çok simetrik yani tekrarlardan oluşan bir sanat anlayışı var. Ha bu inanca ama göre değişiyor. Aslında hani doğuda bu şekilde olmasının sonucu aslında inancın bir yansıması olarak. Tabii. Yani simetrik denge biçimi ve asimetrik denge biçimi inançlara göre değişiyor. Budizm'de ve İslam'da simetrik denge kullanılmış. Ama işte yani işte Budizm ama Allah'ın olsaydı mesela yarattıklarında da simetrik denge var ama Allah'ın asimetrik dengede yarattığı şeyler var. Şimdi mesela Avrupa sanatına baktığımızda daha çok asimetrik yani şey zıtlıklar üzerine veya da mücadele üzerine evet, biraz kurulu gibi algılanabilir mi? Mimaride mesela simetrik olmak zorunda zaten ama İslam sanatında halılarda, kilimlerde simetri kullanılmış. Kubbelerde kullanılmış, süslemelerde kullanılmış.
Ama asimetrik günahtır diye bir şey yok. Hocam asimetrik yaratılan şeylerle ilgili bir iki örnek verir misin? Asimetrik yaratılmış, mesela ağaçlara misal verdim. Ağaçların dalları eşit olarak karşılıklı uzansa monotonluk olur. İnsan, şimdi asimetrik, insanların hepsi birbirine benzese. Bütün insanlar birbirine benzese, kimse kimseye aşık olmaz. Ama aslında simetri yok mu mesela bir ağaçta? Yani ya simetri var da bildiğimiz gibi kesin bir simetri yok. Asimetrik bir simetri var yani. Asimetrik bir anlayış var genel olarak. Tam kesin değil. Ama insanda şimdi kesin bir simetri var. Yukarıdan aşağı böldün mü iki tane kulağı, iki gözü var. Bir gözü kör olsa o denge bozulur. Evet. Ha. İnsan, bu kadar insan yaratılmış. Bu kadar zebra yaratılmış. Zebraların hiçbir tanesi diğerine benzemez. Hepsinin motifinde bir değişiklik var. Bu kadar insan yaratılmış, her insan birbirinden farklı. Eğer insanlar birbirine benzese kimse kimseye aşık olmaz, kimse kimsenin yüzüne bakmaz, kimse sokağa çıkmaz, herkes intihar eder. Kimse kimseyi tanımaz, anasını babasını tanımaz, kimin ne olduğunu bilmez. Hocam bir de şimdi çok uzadı ama minyatürlerden bahsetmiştiniz biz derslerde. Mesela o Türklerin o sınır tanımaz bir şeyi vardır. Onlar mesela çıkar, bir tane daha kareden çıkar, hani o taşma olayı var diyor hocam. Ne? Mesela bir minyatür var, bir kareye çerçeve içine yapmışlar. Ama ağaç onu taşıyor. Ağaç ondan dışarı doğru çıkıyor. Ha. Sonra tekrar ağaç devam ediyor. Yani atlılar çıkıyor mesela. Biraz ya şimdi minyatürde çok farklı bakış açıları var. Evet. Tepeden bakış var. Ta dağın arkasındakini görebiliyor. Orada da geniş bir ufuk var. Yani perspektif anlayışı bir Avrupa'daki gibi bir belli bir perspektif anlayışı yok. Minyatürde ta Yeditepe'nin arkasındaki bir olayı anlatabiliyor. Geniş bir ufuk var, geniş bir bakış açısı var. Minyatür çok farklı bir olay. Evet. Senin dediğin gibi dışarı taşabiliyor tabii. O Türklerdeki o fetih ruhunu anlatmış. Ha. Kar tanesinin altında da var mı? Kar tanelerinde oluşan yıldızlar hepsi bir, o uzunluklar birbirine altın orantılı. Koç boynuzlarında, fil dişlerinde, mamutların dişlerinde hepsinde altın oran var. Hocam yoruldunuz ama mesela bir de ben yorulmadım, siz yoruldunuz. Yok, Matisse'in hani Matisse'in o yapraklarla anlatmıştınız o ruhi motiflerden o figürleri dans. Ya Matisse şimdi bizde Hatay'ı şu şeyler var, bilmem motifler var. Yani mesela ya Allah ya, bu ne oldu? Başıma iş açtı. Kalemler size muhalefet ediyor. Yani şurada Matisse şu İslam sanatındaki bu süslemeleri, bu figürleri mesela şöyle olan bu motifleri kadın olarak görmüş. Kadınlar el ele tutuşurken havada dans ederek görmüş. Değiştirmiş kendine göre Fransız usulü. Araklama yapmış. İşte Picasso da hat sanatından şuradan buradan araklamış ama onların İslam sanatçısı olduğu anlamına gelmez. Herkes bir yerden bir şey çaldı diye onun İslam sanatçısı olması gerekmez. İslam sanatçısı kendi felsefesini ortaya koyacak. Kendi tarzını oluşturacak. Felsefe ile resim yapacak.